Altıncısı düzenlenen uluslararası katılımlı ulusal parçacık hızlandırıcıları ve dedektörleri yaz okulunda Bodrum'dayız. Avrupa'nın en büyük nükleer araştırma merkezi CERN'deki en büyük parçacık dedektörüne sahip Atlas deneyinde çalışan Gökhan Ünal hocamız ile birlikteyiz. Öncelikle bize vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. İlk olarak sormak istediğim soru, bize biraz CERN'den bahseder misiniz? Dünyanın en büyük makinesi niçin var? CERN 54 yılında Avrupa'da Avrupa devletleri arasında bilimi ve barışı ve bunların getirisi olarak mühendisliği ileriye götürmek için kurulmuş. CERN'de hızlandırıcılarla çalışılıyor. Bunlarla evrendeki bir takım bizim ilgimizi çeken sorulara cevap arıyoruz. Bunlar nedir? En basitinden nasıl oluştuk, buraya kadar nasıl geldik gibi geçmişimizle ilgili sorulara cevap arıyoruz. Bunun dışında parçacıklar nedir? En temel parçacıklar nedir? Nelerden oluşuyoruz? Temel parçacıklar birbirleriyle nasıl etkileşiyorlar? Bunlara cevap arıyoruz. Aslında yaptığımız şey bir anlamda en küçüğü araştırmaya çalıştığımız için koca bir mikroskop yapmak ve de geçmişe dönüp büyük patlamayla beraber evren nasıl oluştu diye geçmişe bakmaya çalıştığımız için çok büyük bir teleskop yapmak. Ne kadar detaylı bir araştırma yapmak istiyorsanız kullandığınız alet de o kadar detaylı olmalı. Bu yüzden bizim hızlandırıcılara ihtiyacımız var. Bu yüzden de mümkün olduğunca parçacıkları çok hızlandırmaya, büyük patlamadan sonra oluşan ortamı laboratuvarda yaratmaya, üretmeye uğraşıyoruz. Bu yüzden mümkün olduğunca yüksek enerjilere çıkıyoruz. Yüksek enerjiye çıkmak bize maddenin en küçük yapı taşları hakkında fikir veriyor. Bu yüzden böyle büyük aletlere ihtiyacımız oluyor. 100 yılın deneyi olarak da adlandırılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısının sahip olduğu en büyük parçacık dedektörü deneyi olan Atlas Dedektörü Deney Grubu'nda çalışıyorsunuz. Öncelikle bir dedektör niçin vardır ve Atlas Dedektörü neleri algılamak için çalışmaktadır? Şimdi öncelikle bu dedektör sözünün TDK'daki karşılığı Algıç. algıçmış. Ben de bunu kullanacağım. Şimdi çarpışmalar sonucunda CERN'de Büyük Hadron Çarpıştırıcısında protonları çarpıştırıyoruz. Protonlar çarpıştığı zaman E eşittir mc kareden 2 mc kareden aslında çünkü 2 proton çarpışıyor. Ortaya enerji çıkıyor. Bu enerji de daha sonra gene aynı formülden başka parçacıklara dönüyor. Algıçların bize sağladığı şey ortaya çıkan parçacıkların bıraktıkları izleri takip etmemiz ve bu izlerden yola çıkarak patlama sırasında, çarpışma sırasında ne olduğunu anlamamıza yarıyorlar. Sonuçta algıçlar da aynı bizim mikroskoplarımız gibi bizim gözle göremediğimiz şeyleri görmemizi sağlayan birer alet. Neden büyük aletlere ihtiyaç var? Çünkü hassas ölçümler yapıyoruz. Hassas ölçümler yapabilmek için çok fazla, çok hızlı olan parçacıkların bıraktıkları izleri görmeye çalışıyoruz. Hızlı olan bir parçacığa iz daha çok bıraktırmak için mümkün olduğunca çok mesela manyetik alan uygulamaya çalışıyoruz ki bizim iz bırakan alt sistemlerimizde daha çok yol alsın. Daha çok yol alsın, daha çok iz bıraksın. Bu yüzden büyük aletlere ihtiyaç var. Atlas deneyinin araştırdığı, daha doğrusu henüz bir cevap bulamadığı konulardan bir tanesi de evrendeki madde, antimadde ikililiğinin neden bozulduğu. Antimadde nedir ve sizce bu denklik neden bozulmuştur? Antimadde nedir? Biliyorsunuz parçacıkları ancak bir kuantum teorisiyle anlamaya çalışıyoruz. Parçacıkların özelliklerini anlatan bir takım kuantum sayıları var. Nedir bunlar? Mesela parçacıkların yükü, mesela parçacıkların spini, bu tür bir takım özellikleri var. Antimadde de bu özelliklerin tersini taşıyan parçacıklar. Mesela protonun tersi antiproton. Proton nelerden oluşuyorsa, mesela kuarklardan ve gluonlardan, antiproton da antikuarklardan oluşuyor.
Bildiğimiz en basit örnek mesela elektron. Elektron temel bir parçacık. İç yapısı bugünkü bilgilerimize göre yok. Anti elektron veyahut kısaca biz buna pozitron diyoruz. Elektronun bir kuantum özelliği olan yükünün ters olanı, yani artı olanı. Elektron eksi ise anti elektron, pozitron artı. Şimdi gelelim bu evrendeki fark ettiğimiz acayipliğe. Biz şunu görüyoruz. Eğer gerçekten E eşittir mc kare ise beklediğimiz şey evrende maddenin ve antimaddenin aynı şekilde ortaya çıkmış olması gerekirdi. Aynı miktarda ortaya çıkması olması gerekirdi. Fakat teleskobumuzla sağa sola bakıyoruz. Antimadde pek fazla yok. Hatta hiç yok. Oysa biz buradayız, biz maddeden oluşuyoruz, biz varız. Antimaddeyi ancak laboratuvarda üretiyoruz. Ve antimadde maddeyle bir araya geldiği zaman enerjiye dönüşüyor, yani yok oluyor. Şimdi ortada parçacıkların nasıl davrandığını, birbirleriyle nasıl etkileştiğini anlatan bir model var. Buna standart model diyoruz. Standart model, şimdi burada teknik detayına girmeyeceğim, bir takım hesaplardan sonra bir miktar, az bir miktar, madde antimadde asimetrisi öngörüyor. Fakat bu bizim şu anda yaptığımız gözlemleri açıklayacak kadar çok değil. Dolayısıyla standart modele bir ekleme, bir değişiklik yapmaya ihtiyacımız var. Adaylardan bir tanesi de bu asimetriyi açıklamaya aday olan modellerden bir tanesi de standart modeldeki kuarklara yeni bir kuark ikilisi eklemek. Bu Atlas'ın tabii LSE'deki diğer deneylerinde üzerinde çalıştığı konulardan bir tanesi ki benim de üzerinde çalıştığım konulardan bir tanesi. Eğer bir kuark ikilisi daha olursa o zaman evrendeki madde antimadde asimetrisini açıklayacak kadar geniş bir yapıya sahip olabileceğimizi gösteriyor hesaplar. Az önce standart modelden bahsettiniz. Biliyoruz ki standart modelin kayıp bir parçası var. Fizikçilerin aralarında onu tanrı parçacı olarak isimlendirmesinden dolayı da oldukça ünlü. Higgs bozonu denilen bu parçacık neden bu kadar önemli? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Higgs parçacığına tanrı parçacığı sözünü Amerika'da Leon Lederman basınla konuşurken halkın ilgisini daha çok çeksin diye verdi. Yoksa fizikçiler aralarında konuşurlarken kısaca Higgs diyorlar. Neden bu kadar önemli? Şundan dolayı, standart modelin yapısına baktığımız zaman her şey birbirine çok güzel oturuyor. Bütün hesaplar düzgün bir şekilde çıkıyor. Ama modeldeki parçacıklar kütlesiz olarak modelde yer alıyorlar. Bunlara kütle kazandırmanın birden fazla yolu var. En basit, en ekonomik, teorik, kuramsal açıdan en göze hoş gelen yolu bir skalar parçacık eklemek. Ve bu skalar parçacığı belli bir potansiyelle birlikte eklemek. Bu potansiyelin aniden kırılması sonucunda, bu simetrinin aniden kırılması sonucunda hem temel yapı taşı olan parçacıklara hem de güç taşıyıcı olan, kuvvet taşıyıcı olan parçacıklara kütle kazandırmak mümkün. Bu yüzden bu parçacık bize ilginç geliyor ve standart modeli tamamlayacak eksik yan olarak bakıyoruz. Bu parçacığı bulabilirsek şayet standart model artık tam anlamıyla oturmuş olacak. Daha önceki